Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an saat gece 12.30, 1'e yaklaşıyor neredeyse ve benim canım çok fazla simit istedi. Daha doğrusu sabahtan beri istiyordu. Ben de dedim sahura yapayım. Nasılsa yasaklar var, zaten çıkıp alamayacağım, fırına gidecek halim yok. Gündüz de oruçlu oluyoruz. Kahvaltı gibi sahur yaptığımız için de sahura simit hazırlamaya karar verdim. Bu arada en son yani bir seneden fazla zaman önce ilk karantina başladığında evde simit yapmıştım. Bayağıdır yapmadım. Bugün de canım çekince bir deneyim istedim. Sizlere de çekmek istedim bunu. Umarım severek izlersiniz. Şimdi malzemelerimizden bahsedeceğim size. Bir bardak ılık su, bir bardak ılık sütüm var. Sütü ısıttım ben. Ilık olması gerçekten önemli. Şurada bir yemek kaşığı toz şekerim var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir adet yumurtam, bir paket kuru mayam ve 4 su bardağı da unum var. Yani 4 su bardağı tarifte verilen ölçü ama daha fazla ya da daha az olabilir. Yumuşak bir kıvam alana kadar ekleyeceğiz azar azar. Şimdilik ilk etapta böyle. Mayalandıracağımız için, hamuru 1 saat bekleteceğimiz için üstünün malzemelerini vermedim. Onu da üstünü yapmaya geçince anlatırım. Şimdi hamurumuzu yoğuracağım. Kaba biraz büyük seçtim ama olsun, ben şimdi kabarıp taşma riskini göze alamam. Her zaman böyle büyük kullanırım. Öncelikle sıvılarımızı bir ekleyelim. 1 su bardağı ılık suyumu ekledim. Sütümü ekledim. Şöyle bir tatlı kaşığı şekerimi ekledim. Şimdi mayamı ekleyeceğim. Bunları şimdi şöyle bir karıştıracağım, maya aktif hale gelsin diye. Yumurta kıracağım üstüne ama biraz bekleyeceğim çünkü sütüm sıcaktı, yumurtam pişebilir. Biraz karıştırayım o yüzden ben. Yumurta demiştik biliyorsunuz. Şimdi onu kırıyorum. Şimdi bir de böyle karıştıralım. Şimdi de artık unumu eklemeye başlıyorum. 4 su bardağı demiş. Öncelikle 1. su bardağımızı ekleyelim. Şöyle yarım oldu. Biraz daha ekleyeceğim. Şöyle 1 su bardağını ekledim. Öncelikle kaşıkla bir karıştırayım. Sonra yoğuracağım zaten. 2. bardağımı ekliyorum. Artık hafiften eller işin içine girecek. Şimdi 3. bardağımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Ama bence 4. bardağı da alacak yani. Daha çünkü çok çok cıvık. En sonunda tuzunu ekleyeceğiz bu arada hamur için. Sadece tuz kalıyor bir bardak undan sonra. Artık bu aşamada bardak olarak değil de kaşıkla unu ilave edeceğim. Şöyle bir kaşık daha ekliyorum. Hamurun durumuna göre haberdar edeceğim sizi. Şu an bayağı kıvam aldı. Son bir yoğurmadan ve azıcık da un eklemeden önce tuzumu ekliyorum. Tuzla da bir tur yoğurmanız gerekiyor çünkü. Bu arada bence 4 bardaktan daha fazla un alıyor hamurunuz. Yani onu siz ayarlarsınız zaten. En son hamurun kıvamını göstereceğim. Şimdi son kez bir yoğuracağım ve hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık çok güzel bir hamurum oldu. Ele yapışmayan ve kıvamı da böyle yumuşak. Gayet güzel. Bakın hiç yapışmıyor. Şimdi kapağını kapatacağım ve hızlı mayalanması için önceden ısıttığım 50 derecede ısıttım. Bu arada fırına koyacağım. Bu şekilde daha hızlı mayalandırabiliriz. Sahura yetişmemiz lazım. Şöyle havasını aldırıyorum. Bu da bu arada Tupper'ın mayalama kabı. Şöyle göstereyim. Daha çabuk mayalanıyor ve fırına koyacağız. Sahura yetişeceğiz inşallah. Evet, geldim arkadaşlar. 1 saate yakın zaman geçti. Tam 1 saat geçmedi çünkü fırını ısıttığım için. Gördüğünüz gibi mis gibi de kabarmış hamurumuz. Dediğim gibi fırını açarsanız hemencecik kabarır. Saat de bu arada 2 olmak üzere. Hemen yapalım, sahura yetişsin hızlı hızlı. Ben bir şöyle hamurumu şuradan toparlayayım, çıkarayım. Bu arada bunu yapmadan da size şunu göstereyim. Şöyle göz kararı pekmez koydum. Ben sulandırmıyorum çünkü simiti tatlı tatlı seviyorum. Şurada da şöyle susamım var. Önce pekmeze, sonra susama bulayacağız inşallah. Şimdi bir hamurumu çıkarayım, size dönüyorum hemen. Hamurumu şimdi şöyle bir güzel tekrardan yoğurdum. Şimdi eşit bezeler halinde böleceğim. Ortadan ikiye böyle böyle ilerleyeceğim. Şöyle bir parça böldüm. Bunu tekrar ikiye. Bunları da tekrardan şöyle bir, iki, üçer parçaya böldüm. Büyük küçük olursa onu göz kararı ben ayarlıyorum. Öyle bir ölçüm yok yani. Birinden koparıp diğerine veririm. Şunu da yapalım. Dört, altı, sekiz, on. 12 tane bezem çıktı şu an. Eğer büyütüp küçültüp arttırmazsam 6 adet simitim olacak. Bunları şöyle ben bir yuvarlayayım.
Bezelerim fazlalıklarıyla bir tane daha simit çıkacak şekilde oluşturdum. Şu an 7 tane simitimiz çıkacak. İlk simitimizi şöyle göstereyim nasıl yapılıyor. Daha sonra hızlandırarak ben yapayım. Siz de izleyin. Bakın bu şekilde böyle böyle açıyoruz. İnceltiyoruz. Siz küçük simit istiyorsanız bezeleri daha küçük tutabilirsiniz. Ya da daha büyük istiyorsanız daha büyük tutabilirsiniz. Ben tombik tombik seviyorum. Bu şekilde de tombik olacağını düşünüyorum. Şöyle açtım. Buna şimdi bir beze daha açalım. Şunları şöyle kenara çekeyim. Böyle büyütüyoruz. Daha sonra şöyle başlarını tutturuyoruz. Bu şekilde sara sara ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi sardık. Şu şekilde uçlarını birleştiriyoruz. Ve simitimiz hazır. En son pekmeze ve susama bulayacağız. Şimdi bunu kenara alıyorum. Biraz daha kabarsın. En son bulayacağız. Şöyle 4 tanesi hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bunları pekmezleyip, susamlayıp fırına vereceğim. Bu arada şekilleri biraz bozuk yani. Hızlı acele ediyorum. Bir de sonuçta ben 40 yıllık simitçi değilim. Ama pişince çok belli olmuyor. Emin olabilirsiniz. Siz de yapacaksınız. Şekle takılmayın. Şöyle ilk simitimi aldım. Bir güzel pekmeze buladım. Şimdi de susama buluyorum. Bolca. Ve koyuyorum. Gördüğünüz gibi simitlerimiz hazır. Şöyle çekeyim size. 180 derecede yarım saat pişireceğim. 25-30 dakika arası pişirebilirsiniz fırınınıza göre. Ben yarım saat tutacağım. Şöyle şekillerini de daha yakından göstereyim. Piştikten sonra görüşürüz. Şimdi simitler fırına. İkinci postanın şekli daha güzel olacak sanki. Baksanıza bunu daha güzel kıvırmışım. Bakalım onlar fırından çıktı. Bayağı da kabardılar. Sonra bunları atacağız. Simitler fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmışlar. Biraz fazla tontiş olmuşlar ama şunun görüntüsüne bayıldım. Daha güzel kıvırabilseydik, eşit açabilseydik belki daha iyi olurdu. Ama bence bu bile bayağı başarılı. Sonuçta evde yaptık. Yani profesyonel değiliz bu konuda. Gördüğünüz gibi tarifimiz çok kolay ve pratik bir tarif. Canınız simit çektiğinde özellikle şu süreçte evlerde sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım tarifim ve videom beğenmişsinizdir. Videom beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize mutlu sağlıklı günler ve iyi sahurlar diliyorum.